Peki Çukurova, Osmanlı coğrafyasının ve Orta Doğu'nun en verimli topraklarını düşünürsek Müdür Bey, Osmanlı'nın son döneminde Çukurova'daki en geniş çiftlik burası mıydı? Evet, o zamanın şartlarında Çukurova belki de Türkiye'nin en mühim çiftliği diyebiliriz. Yani çok ince düşünülmüş Osmanlı bir çiftlik. Osmanlı ülkesinin en büyük çiftliği mi? Hemen hemen Osmanlı'nın en büyük diyebiliriz. Peki Osmanlı'nın çöküş aşamasındayken Abdülhamit, Osmanlı'nın çöküşünü engellemek için Irak'ın kuzeyindeki petrol kaynaklarının olduğu yeri kendi mülkiyetine alıyor, çiftlik yapıyor. Benzer şekilde Çukurova'yı Fransızlara kaptırmamak için yine Abdülhamit, Çukurova'nın göbeğinde yani orta yerinde, bakın 1 milyon dönüme yakın rakam veriyorsunuz yani. Evet. Osmanlı ülkesi ve dünyanın en büyük çiftliğini burada kuruyor. Bunu kurarken buraya özellikle Ermenilerin ve onlarla işbirliği yapan Fransız ve İngiliz şirketlerin gelmesini mi engelliyordu? Evet. Bu hepimizin bildiği gibi Abdülhamit çok ince düşünen bir adam. Siyaseti çok iyi bilen, istihbaratı çok iyi bilen. Hatta hatırlarsınız Bismarck Abdülhamit öldüğünde siyasetin ve istihbaratın %80'i Abdülhamit'ti, %10'u bendim, %10'u da diğer idarecilerdi demişti. Peki Müdür Bey, Türkiye Cumhuriyeti Başbakanlığına bağlı Osmanlı Arşivinde burayla ilgili dünya kamuoyuna yansıyan bir büyük tartışmanın bir dosyası. Yani 1912 yılında bu çiftlikteki bir el değiştirmeden dolayı bir dosyanın olduğunu biliyor musunuz? Ondan bilemiyorum. Sadece duydum. 1912'de işte Fransızlara kiralanmasına ilişkin bir konu var. Ancak elimizde bir belge yok. Değerli izleyiciler, tarihin derinliklerinde ilk kez burada bilim dünyasını açıklıyoruz. 1912 yılında bu çiftliğin olduğu yerde dünya kamuoyuna yansıyan büyük bir mücadele oldu. O mücadelenin dosyası şu an benim elimde. İstanbul'daki Osmanlı Arşivinden kopyalarını aldım geldim. Bakınız bir belgeyi şöyle hemen çıkarıyorum. Bütün kamuoyu bunu görsün. Belgenin bir tarafında Osmanlı Türkçesiyle yazılar var ve diğer yanında İstanbul'daki Fransız şirketi avukatlarının Fransız yazıları var. Olay özetle şöyle. Osmanlı Devleti acil paraya ihtiyacı var, borç paraya ihtiyacı var. Fransa şirketlerinin kapısını çalıyor. Ve Fransa şirketlerinden büyük bir borç para alaraktan bu çiftliğin olduğu araziyi, yani 1 milyon dönümlük araziyi Fransız şirketlere 75 yıl süreyle rehin veya da onlara ipotek ediyor. Adı geçen Fransız şirket 1912'de Çukurova'ya geldiğinde bu çiftliğin olduğu yer ve etrafındaki yaklaşık 9 köyün arazisini çiftlikle bütünleştirip el koymak istiyor. Köylüler rahatsız. Bir köy muhtarı dilekçeyi alıyor, yazıyor. Padişaha bir telgraf çekiyor. Diyor ki, ey padişah sen ne yapıyorsun? Topraklarımızı Avrupalılara sattın. Toprak satıldığı zaman vatan elden gider. Türklük biter. Osmanlı çöker diyor. Benim elimde işte bakın bir telgraf metni. Ne demiş? Adana valisi olan bir telgraf metni bu. Bunun gibi buradaki köy muhtarlarından bir tanesinin halkı örgütleyip İstanbul'a gönderdiği bu telgraftan dolayı padişah afallıyor. Talat Paşa'nın dahil olduğu Osmanlı hükümetini olayı tartışmaya yolluyor. Osmanlı hükümeti olayın bütün boyutlarını tartışıyor. Adana valisinden rapor talep ediyor. Adana valisi de buraya bir müfettiş yolluyor. Müfettiş geliyor, dolaşıyor. Müfettiş diyor ki, padişahım, devletim, toprakların el değiştirilmesi, Fransa'ya verilmesi çok büyük bir tehlikedir. Bu toprakların diyor Osmanlı tebasında yani diyor Türklerde kalmazda büyük faydalar vardır. Benim görüşüm budur demiş ve burayı satmanın sakıncalarını açıklamış raporunda. Böyle bir olay var. 1912 yılı Osmanlı tepe taklak çöküyor. Çöküşün de en büyük göstergesi Avrupa'dan borç paralar ve toprakları ipotek vermek, satmak. İşte Osmanlı coğrafyasının göbeği diyebildiğimiz Çukurova'da 1 milyon dönüm arazi ki merkezi şu an burasıdır. Bakın tarihler falan içindeyiz. Buradan Yumurtalı'ya kadar, Karataş'a kadar, Kozan Kalesi'ne kadar 1 milyon dönüm arazi Padişah Abdülhamid'in Ermeni ve Fransız gruplara kaptırmamak için mülkiyetini aldığı, ordu emre verdiği bu topraklar 1912 yılında maalesef el değiştirmesi gereken bir anlaşmayla Avrupalılara ipotek verildi. Bu Osmanlı'nın çöküş gerçeğiydi. Şu an biz burada tarihi çiftliğin kuruluş yerindeyiz ve etrafımızda palmiye ağaçları var, tarihi binalar var. Bu ağaçlar, bu bina tanıktır benim bahsettiğim olaya. Elimde de çok ayrıntılı bir dosya var. Bu dosyada da olayın tarihi gerçekleri var. Bunu bütün kamuoyunun bilmesini istiyorum.
Evet hocam, çok ilginç yani gerçekten. Az evvel bahsettiğiniz şeyler çok fazla konuşulmayan şeyler, çok fazla bilinmeyen şeyler. Müdürüm, haberiniz var mıydı böyle? Bizim bundan haberimiz yoktu. Yani şu anda öğreniyoruz. Aferin Bey, şimdi bakın şurada imzalar var. Bakın bir Ermeni'nin imzası var. Diğer Türkler imzası var. Adana'daki çiftlik sahibi Türkler, hatta bir kısım Ermeniler toplu halde diyorlar ki eyvah, Osmanlı çöküyor. Biz o çiftliğin vermesine karşıyız. Hatta diyorlar ki Yörük ve Türkmenler vardı dağlarda yaşayan, çok garip diyor, bunların arazisi yoktu. Neden diyor ey Osmanlı Devleti onlara bu toprağı vermediniz, Avrupalılara falan ediyorsunuz diye. Hepsinin ortak imzası var, dilekçe yazmışlar. Bu da tabii tepki belgesidir. Yani bununla diyorlar ki böyle bir satışı engel olmak için. Tabii evet, engel olun diyor. Çukurova tarihindeki en büyük yani mülkiyet hareketi burada oldu. 1912'de Fransa ile Osmanlı arasında bir büyük siyasi krizin de kaynağı burasıydı. Zaten Osmanlı çökerken Fransız ordusunun Adana'yı işgal gelmesinin temel amacı buydu. Fransız İşgal Kuvvetleri Komutanı'nın dosyasında bu çiftliği doğrudan elde etmek, el koyma düşüncesi vardı. Yani 1918 sonu 1922 arasındaki Fransa'nın Çukurova işgalindeki en önemli amaç bu çiftliğe el koymak, Çukurova'daki Osmanlı mülkiyetini ortadan kaldırmaktı. Elindeki belgeler hep bunları gösteriyor Müdür Bey. Bu netice benim anladığıma kadar bu çiftçilerin uğraşısı neticeye varmış. Ve bugün bu işletme bizim elimizde, devletin elinde. Emeği geçenlerden Allah razı olsun. Evet efendim, çok teşekkür ederiz. Evet efendim, şu anda bulunduğumuz yer gerçekten tarihe bir dönem tanıklık etmiş. Hatta en önemli olayların yaşandığı bir mekan. Şimdi biz sizi buranın görüntüleriyle baş başa bırakıyoruz ve bir sonraki durağımıza doğru harekete geçelim hocam. Tabii. İstersen. Şimdi hocam biz şu anda böğürtlen yiyoruz. Anavarza mı? Anavarza'da böğürtlen yiyoruz. Bu böğürtlenin hocam yani hikayesi var mı? Ya da tıp dünyasında nedir böğürtlenin durumu? Şöyle söyleyeyim. Hani dünya tarihinde en ünlü hekim yani doktor ve ilaç yapım uzmanı Romalılar zamanında yaşamış Anavarza'da Dioscorides. Dioscorides. Evet. Onun binlerce ilaç formülünü bulduğu biliniyor. Dioscorides burada doğdu ve gençliğini burada yaşadı. O gençlik döneminde ilaçlara meraklıydı. Otlardan, çiçeklerden ve bitkilerden ilaç yaptı bol miktarda. Sonra Dioscorides Tarsus'ta hastane açtı. Ünü çok yaygınlaşmıştı. Roma'ya gitti. Roma İmparatoru Neron zamanında ve ondan sonraki dönemde Roma imparatorları bu adı geçen Dioscorides'i ordunun baş doktoru yaptılar. Öğrencileri karşısına alıyor, otları koyuyor, kaynatıyor. Onları peltek bir sıvı yapıyordu, yani ilaç şey kullanıyordu. Evet. Savaş sonrasında askerlerin diyelim ki kılıç kalkan yarası alıyorlar. O yaranın iyileşmesi lazım. Veya vücuttan bir demirin çıkarılması lazım. İşte tıp tarihinin en ünlü doktoru burada yetişti.